Evet, bugün Özalper Mahallesi'ne geldim, Malatya. 12 Eylül 2023. Özalper Mahallesi'nin eski adı, bildiğim kadarıyla Samanharığı Mahallesi'ydi. Şu sağımda Rüyam siteleri var. Hemen şu giriştekinde boşaltılmış daireler var ama bundan sonrakiler dolu oturuluyor. Salı günleri pazar kuruluyor. Bu sokağa. Şu durumda bu. Abi. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben bir ara söylemiştim sana. Bu insanlar şaşırmış. Demedin mi? Dedin. Bak bu şimdi kayıkmamışlar. Hala aynılar. Değişmiyor bu insanlar. Ne zaman değişecek? Yukarıda göktaşımız düştü kafamıza. Düştü zaten. Nereye düştü? Geçen haftalarda bir göktaşı düştü ya, Diyarbakırlılar buldular. 2 milyara mı 4 milyara mı satışa çıkardılar. Avuç içi kadar bir taş, kara bir taş. Göktaşı da düştü. Başımıza taş da yağdı. Dur yağsın dur. Allah'ım. Elleme yağsın diyorlar. Yağsın. O da geçer. Düzelir mi ortalık? Ne diyorsunuz? Düzelir. Biz düzelirsek düzelir. Biz zaten düzgünüz. Elimiz ayağımız düzgün ama kalbimiz bozuk. Kalbimiz fesat. Hayırlı işler diliyorum. Evet, sağ olun. Kızartma değil benimkisi, kızartma olmayacak. Rüyam sitesi sapasağlam oturuluyor. Ne kadar? Közlenecek. Şu çok katlı bina da sağlam oturuluyor bakın. Sokak iyi durumda. Önce bir baştan başladım, bu yana doğru geldim. Çok katlı binalar var sonradan yapılan ama çok eski, dört katlı binalar da var. Onlar da sağlam. Çok eski olmalarına karşın, yani yüzleri mantolanmış, boyanmış, yeni gibi duruyor. Ama onlar eski binalar. Onlar da sağlam. Demek ki hem zemin hem de müteahhit. Yani malzeme sağlanmış öyleyse diye düşünüyor insan. Oturuluyor buralarda. Fötürge'den mi geldi acaba bu kırmızı üzümler? Fötürge'nin kırmızı üzümleri ünlü. Arakgir'in köhnü üzümü henüz gelmedi. Başladılar da daha buraya kadar ulaşmadı. Yani hasat başladı Arakgir'de bağ bozumu. Belki de Malatya pazarlarına gelmeden il dışına, yurt dışına gidebilir. Çok kıymetli bir üzüm. Ceyhanlar, naneler çok güzel kokuyor. Dayı bir ala. Thank you.
Ne diye ettim ya, görüyor musun? Bak, yapıyorum. Ne diye ettim? Ettin diyeyim, ne diye ettim diye. O zaman şey patlıyor. Evet, şu bina kötü. Boşaltılmış sanırım, yıkımı bekliyor. Fasulyenin fiyatını yazmaya korkuyor insanlar. 5 lira 5. Böyle kaldırıp da böyle farklı farklı. Sen yemezsin. İşte o bina. Demirtaş apartmanıymış. Ona pazarcılar da iplerini bağlamışlar. Merhaba beyefendi. Umarım taşır kalanlar. Ayağımın altı hep cam kırıklarıyla dolu. Neyse kurtuldum. Ama sen kumaşları farklı mı abi? Bana mı öyle? Bu biraz daha yumuşak. Ne güzel. Bu ikisi oluyor değil mi? Çekelim orada. Ne oldu ya? Beni korkuttu. Geldi ha, fasulyacı geldi ha. Fasulyacı geldi, fasulyacı. Su gibi fasulyacı. Evet, son yufkalar, hadi son yufkalar, hadi son yufkalar. Hadi son kavunlar, son kavunlar. Hadi son 122 tane kavun. Rengim değişmiş. İşte bence. Ben de alsın mı abi? 8.5 etti. Bunlara dökme diyorlar. Çuvalla aktarıyorlar. Çuvalın üstüne. Hadi hadi bu çuval. Tet 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 tet. Hadi hadi bu çuval ver ver. Ha 5 lira var ben de. Abla 5 lira ver. Çekip bana. Ben de şuradan bir poşet getir bana. Abi alıyor lan sen çiğ, yeni bu çiğ alıyorum ben şuna lan tadı. Tadı çalın bana yalanmayın kardeş. Evet, muz 40 liraymış, liman 20 lira. Al şuna. Tamam. Açan bakacak mı? Burada da dökme var. Öğleden sonra saat 15'ten 16'dan sonra kalabalık olur pazarlar. Ben de o saatlerde zaten burada oluyorum. Ne mama mı? Ne mama mı? Evet teyze. Bu senin mi de? Meyve sebzenin ışığında bir şey çekmiyor dikkatimi benim. Galiba benim derdim yemek. Şurada getir şu. Öyle giyim, kuşam, mutfak eşyaları. Ev eşyaları onları ilgilendirmiyor beni.
Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Demek ki hiçbir şey yok pazarda. Anne. Kızılcık 30 lira bak. Kızılcık varmış 30 liraymış. Telefon da aradım seni. Bir tek burada gördüm. Hanımefendi söyledi de duydum. Döndüm. Döküntü 10 lira. Yani bu on liraya. Ağacın dibine dökülenler. Gül abla. Arap Gül'ün köyüne üzümü gelmedi değil mi? Hiç görmedim. Arap Gül'ün köyüne. Sağ olun. İyi günler. Ama işte eşyalı. Özalper Mahallesi Şam'dan sokağı yazıyor. Böyle karşıma doğru giden sokak. Burada bir ara sokak var. Şöyle gideyim saman harığına doğru. Burası Semerkant Sokağı'ymış. Şurada apartmanın üstünde gördüm tabelayı. Özalper Mahallesi Semerkant Sokağı yazıyor. Evler bakın çok eski. En az 60-70 yıllık bunlar. Ama bakın gayet güzel. Avlu, serin serin avlularında oturuluyor. Şunun üst katı boşaltılmış ama. Şu eski tip tuğlalar. Pişme tuğla dediğimiz fırınlanmış.